Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz minik güzel prenses patiklerimizi çalışacağız. Patiklerimiz 0-6 ay bebeklerimize uygun bir patik. Patiğimizi örmek için bakınız taban kısmının alt noktadan başlıyoruz. Etrafını dolaşarak istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Toplamda 3 sırada tamamlıyoruz patik tabanımızı daha sonra istediğimiz her renkle üst kısmını örerek bu güzel patiğimizi elde ediyoruz Evet patiğimizi örmeye başlamadan önce kanalımıza abone olarak bizleri destekler ve ailemize katılırsanız çok çok mutlu oluruz bizleri beğeni ve yorumlarınızla isteklerinizle e, yönlendirirseniz daha iyi olma yolunda e, ilerlemelerimizi birlikte yaparız inşallah. Evet kolay gelsin diyerek hemen patiğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. 15 tane zincir çekerek hemen patiğimi örmeye başlıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13- 14 15 tam 15 tane zincirimi çektim hemen ölçüme bakmak istiyorum mezurumun üzerine şu şekilde tutuyorum başlangıç yerimden en son bit. çünkü iplerde çok fark ettiği için mutlaka ölçmemiz gerekmekte bakınız sizleri yanıltmamak adına 6 santim bakınız ilmeğim tam 6 santimde bitmekte Evet 15 zincir daha büyük isteyen arkadaşlarım 17-19-21'e kadar ya da iplerinin ölçüsüne göre 15 zincir belki 7 santim 8 santim gelmiş olabilir. İplerinin ölçüsüne göre ilmeklerimizi yani zincirimizi uzatabilirsiniz ya da bu yeterli derseniz birlikte 6 santim olan zincirimizin etrafını dolanarak tabanımızı hazırlamaya başlayalım. Evet şimdi 1 2 3 3 zincirin içerisine geliyorum bir tane sık iğne örüyorum bakın sık iğne yapıyorum 1 sayıyorum 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. 6 sık iğne yaptıktan sonra tığımın başını doluyorum. Yarım trabzanım örüyorum. Geçişimizi yumuşatmak için. Sık iğneden birden trabzana geçersek e, bükülme olabilir. O yüzden başını doladım. Tek seferde çekiyorum. Bu bir. Arada sadece arada. Şimdi tekrar başını doluyorum. Trabzan örmeye başlıyorum. İkili 1 ve 2 Bakınız iki defa dağıttım. Bu birinci da Şimdi sayıyoruz. 2 3 4 5 ve zincirimi bağladığım yere 6. örüyorum. Bakın zincirimizi bağladığımız yere de 6'yı ördüm. Şöyle biraz sıkıştıralım. Çok sıkıştırmayalım. Çünkü bu 6. trabzanımızın yanına Tam toplamda 5 olacak şekilde örmeye başlayalım. Birinci trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere girerek ikinci trabzanımı örüyorum. Aynı yere üçüncü trabzanımı ördüm. Şöyle ilmeğimi biraz boş bırakmayın. Bu üçüncü dördüncüyü örüyorum patiğimizin burun bölümünü örüyoruz ve 5.'yi örüyorum. Şimdi göstermek istiyorum bakınız. 1 2 3 4 5. Patiğimizin ön kısmı olacak kısım. 5 tane tırabzanımızı bu şekilde ördüm. Bu 5'i ördükten sonra 1 2, 3, 4, 5 tane trabzanınızı karşılıklı örelim. İkili trabzan ve geçişteki yarım trabzanım örüyorum ve birer birer her bir sık iğnemin karşılığını örüyorum. Şöyle görelim. 1, 2, 3, 4 ve 5 ördüm. Tam takıyorum. Hemen karşılığındaki olan trabzana geçiyorum. Bakınız bu burun kısmını bitirdik artık. Burayla Yapmıyoruz şimdi bu sırada ördük tam karşısına geçiyorum bir tane trabzan örüyorum tığımın başını doluyorum tam karşısına geçiyorum ikinci trabzanımı örüyorum bu şekilde takibini yaparsanız hiç yanılmazsınız çok çok kolay olur ve çok güzel çalışmalar yaparsınız. Tam karşılığına bakınız gelerek her birisinin batıyorum son trabzanımı ördüm bakın son trabzanımı ördüm en burun kısmında 5 trabzanımız vardı 1 2 3 4 5 trabzanımı ördüm şimdi yarım trabzanın olduğu yeri örmek için giriyorum tek seferde çekiyorum burayı yumuşak geçiş için sonra sık iğnelerimi örmeye başlıyorum bakın ipimi de götürüyorum alttan gizliyorum eğer yapabilirseniz böyle de devam edebilirsiniz ama zorlanacaksanız hiç önemli değil daha sonra içeriye çekeriz Bakın birinci sık iğneme batıyorum. İkinci sık iğneme batıyorum. Karşılıklı bakınız. Üçüncü sık iğnem. Dört. Beş. Hemen yanındakini örüyorum. Altı. Altı tane sık iğnemi karşılıklı ördüm. Şimdi dönüş yaptığımız yer vardı. Ee, 2 tane zincir kalmıştı. üçüncüye batmıştık. Şu aradaki bölümümüz bakın şurası. Bu kısma sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Şimdi 1 2 3 3 tane sık iğne ördüm. 4 Ve dönüşümün olduğu yer 5. Bakınız şu kısımda birlikte 5 tane sık iğnemiz de topuk kısmında oldu. 6 ve 6 sık iğne karşılıklı dönüş yapmış olduğumuz yerin içerisine girerek dört tane sık iğne yaptık. Battığımız yerle 5 tane sık iğnemiz oldu ve şöyle geçişimi yapıyorum. Bakınız geçişimi yaptım. Karşılıklı olarak burun kısmında ve topuk kısmında beşer tane burunda trabzan, topukta ise sık iğnemiz oldu. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 2 tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki trabzanımın üzerine örüyorum. Ve birer birer trabzan olarak örmeye başlıyorum. Artık sık iğnemiz yok. Tamamen trabzan olarak örüyoruz. Birebir örüyorum ta ki burun kısmındaki 5 tane trabzanı aynı yere örmüştük. Oraya kadar birer birer örerek ilerleyelim. Hepsine bakın. Hiç arayı saymanıza gerek yok. Birinci sırada zaten güzelce yerleştirme işlemimizi yaptığımız için lütfen hiç kafanız karışmasın. Aynı yere 5 tane trabzan ördüğümüz bölüm gelene kadar birer birer trabzanlarımızı rahat bir şekilde örelim. Bakınız en son trabzanımı ördüm ve burun kısmına geldim. Buradaki 5 tane trabzanımın her birinin üzerine ikişer ikişer trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakınız önce birinciye 2, 2, 2, 2, 2. Yani burun kısmını da şöyle genişletiyoruz. Tığımın başını doluyorum. Batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum ve devam ediyorum bir sonraki trabzanıma aynı yere tekrar batıyorum ve burun kısmını çifter çifter örüyorum üçüncü kez çift olarak ördüm dördüncü kez bir ve iki çift olarak ördüm bir iki üç dört son çiftimi örüyorum bir ve 2 5 tane şöyle görelim 5 tane trabzanımızı 5 tane çifter gruplardan oluşturduk normalde 10 tane trabzanımız oldu ama yine beşerli gruplar bakın 1 2 3 4 5 yani 5 tane çiftimiz var Evet 5. çiftimizden sonra yeniden birer birer örmeye devam ediyorum. Bu kez topuk kısmının 5 tane sık iğnesinin olduğu yere kadar birer birer örerek ilerleyelim. Burası burnumuzun olduğu bölümdü. Topuğa doğru ilerliyorum. Hem sık iğnelerimizi, hem trabzanlarımızı, hem yarım trabzanımızı hepsini tüm olarak örüyorum. Ve bu şekilde ilerliyorum. Evet, bakınız. Bu şekilde tamamladık. Şimdi artışımızı yapmış olduğumuz 5 tane sık iğneli bölümümüze geldim. Şimdi tığımın başını doluyorum. 1 aynı yere batıyorum. 2 Buradaki yapmış olduğum işlemimin aynısını tekrar ediyorum. 5 tane çift olarak görüyorum. 1 2 3 4 5 bakınız. Aynı işlemimizi karşı tarafa da uyguluyoruz. birinciyi ördüm. Hemen ikinci sık iğnemin içerisine giriyorum. 2. Hemen 3. sık iğnemin içerisine giriyorum. 2. Bakınız. 1 2 3 çiftimiz oldu. 4. çiftimi örüyorum. 1 ve 2. Hemen şu aradaki kalan sık iğnemi de örüyorum. 1 ve 2. Topuk kısmımı da 5 çift trabzanımı örerek tamamlıyorum. Birinci çift, ikinci çift, 3. çift, 4. ve 5. çifti ördükten sonra zincirimle geçişimi yaptığım yerin tepe noktasına gelerek batıyorum ve sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bakın gayet güzel ve kolay bir taban çalışması. Şimdi 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen dibine batarak ilerliyorum. Ve tığımın başını doluyorum bakınız. Bu beşlinin önce gelenini yine çift olarak örüyorum. 1 aynı yere batıyorum. 2 yanındaki diğer teki ise tek olarak örüyorum. Çiftlerimizin birini çift birini tek olarak örüyoruz ve birinci çiftimizi ördük. Hemen bakınız çiftimizin ilkini çift olarak örüyorum. 1, 2. Bir çift bir tek olarak tamamlıyoruz. İkinci bölümünü ise tek olarak örüyorum. Bir tek bir çift bakın. Tekrar diğer çiftimin ilkini bir aynı yere bir daha batıyorum. 2 ve yanındaki Diğer tekini ise tek olarak örüyorum. Çiftimizin önde geleni çift, arkada geleni tek olarak örüyoruz. Ve toplamda yine 5 tane çiftimiz olacak şekilde ayarlamamızı tamamlıyoruz. Son çiftim bakınız başka çiftimiz yok. Son çiftimi alıyorum. Çift olarak örüyorum ilk trabzanını. ikinci trabzanını ise tek olarak örüyorum. Evet şöyle bir bakalım. Bakınız çiftimizin ilkini çift olarak ördüm. İkincisini tek. Diğer bakın şöyle ilk trabzanı çift, ikinci trabzanla tek ve bu şekilde toplamda 1 2 3 4 5 tane çift 3. sıramızda oldu. Ve bitene kadar yani buradaki Çiftlik gruplarımıza kadar birer birer trabzanlarımızı ikili olarak örerek ilerleyelim. Bir topuk kısmında da burun kısmında çalışmış olduğumuz gibi ilk 5 trabzanımı gördüğüm zaman hemen ilkini çift ikinci trabzanını ise tek olarak örmeye başlıyoruz. Bakın, şurada hemen bir trabzan daha örünce çiftin bulunduğu noktaya geliyorum. Tığımın başını doluyorum, çift olarak örüyorum. Bir, aynı yere batıyorum. İki. Diğer tekine tek olarak örüyorum. Yanındaki çiftin ilkini yine çift olarak örüyorum. Bir. Hemen ipimizi düğümlenmesine izin vermeyelim bir çift bir tek bir çift bir tek olarak aşağı sıradaki 5 çiftimizi örerek tamamlayalım bakınız birinci çiftim ikinci çiftim üçüncü çiftimi ördüm hemen o çiftin tekini örüyorum bir çift bir tek şimdi çiftimi örüyorum çiftin ilkinin bacağını örüyorum bakınız bir ve ikincisini ördüm tek örüyorum son çiftimi örüyorum bakınız bir iki ve hemen yanındaki trabzanıma batıyorum geçişimi şu iki trabzan arasında yapıyorum ve kapatıyorum şu şekilde bir tane zincirimi çekiyorum ve taban kısmım tamamlanmış oluyor. Şimdi istediğimiz şekilde üst kısmını da örmeye başlayalım. Bakın gayet kolay bir çalışma. Hiç kafa karıştırıcı bir durum söz konusu asla değil. Kaç tane zincir çekerseniz çekin. Hemen hemen yaralayarak yarısını trabzan, geçişte bir tane yarım trabzan, diğer kısmı topuk kısmını ise sık iğne olarak ayarlayın. İstediğiniz büyüklüğe gelene kadar aynı bu şekilde örmeye devam edelim. 5 taneyi 10 yaptık daha sonrasını 15 yaptık ve tabanımız yeterli büyüklüğe geldi kullanacağınız ipler tabanımızın büyümesini ve küçülmesini etkileyecektir o yüzden çok ince iplerle örüyor isek bir sıra daha gidelim eğer kalın ipimiz bu şekilde trabzan değil başına bir defa dolayarak alalım şimdi bitmiş haline bakalım taban çalışmamızın şöyle gördüğümüz zaman 11 santim tabanımızın uzunluğu genişliği de tabii ki değişken olacak çünkü burun kısmı biraz daha geniş 6 santim topuk kısmı daha dar kalacaktır 4 buçuk ,5, 5 santim olmak üzere ama ilerledikçe tabii ki bu kısma doğru daha dar Evet bu şekilde şimdi üzerlerini örmeye başlayalım bunun elit beyvisini kullanarak Patiğimin üst kısmını örmek istiyorum. Hemen ipimizi alalım, ister içten ister e, nereden kullanmak istiyorsak hemen alarak örmeye başlayalım. İpimizi koparmıştık birleştirme yerimizde. Aynı yerden başlamamız şart değil. Dilerseniz e, topuk kısmından başlayabilirsiniz, ama kesinlikle burun kısmından başlamıyoruz. Şöyle şu civarda. Bir yerde başlangıcımızı yaparsanız daha güzel olacaktır. Burun kısmından biraz uzak kalalım. Arkadan çalışalım. Hatta şöyle yapmak istiyorum ben bakınız tam ortalayarak arkadan çalışmak istiyorum. Hemen ipimi bağlıyorum. Bir tane zincirimi çekerek ve örmeye başlıyorum. Düz tarafı kendimizden tarafta olacak. Bakınız arka tarafı Diğer masamıza bakacak. Evet şimdi tam karşılıklı gelecek bakınız. Nereden başlıyorum? Yani sık iğnemin bulunduğu bölümden şöyle giriyorum bakın. Her iki trabzanımın arasına giriyorum. Bir tane zincir çekmiştim. Trabzanımın şöyle etrafından ardından girerek trabzanım içe doğru itiyorum. Ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Tığımın tekrar başını doluyorum. Trabzanımın ardından giriyorum. 1 ve 2 Her trabzanımı ardından girerek ikili trabzan şekliyle örüyorum ve üst kısmını bu şekilde örmeye başlıyorum. Düzüğünü kendimizden tarafa bakacak giriyorum ve örüyorum ipimizi yarımlamayalım ipimiz biraz katlı ip olduğu için tığımızın ucu da ince olunca ipimizi yarımlayabiliyor Evet trabzanımın ardından giriyorum şekilli trabzan şekliyle başlangıç yerimize kadar her bir trabzanımızı birer defa örerek tamamlıyoruz. Son kez bir daha yapalım. Tığımın başını doluyorum. Giriyorum trabzanımın diğer yönünden çıkıyorum. Bir iki defa alıyorum ve başlangıç yerimize kadar farklı hiçbir işlem yapmadan şu şekilde örerek ilerleyelim. Tümümüzün bir uçtan başlayarak diğer uca kadar örerek geldim. En son trabzanımızı da ardından alarak ördük. Şöyle görelim, bakınız. Ve altta gördüğümüz patiklerimizin dik durmasını ve hoş durmasını sağlayan kenar çıkıntısı kendiliğinden oluştu. Şöyle görelim alttan görünüşü de. Evet, şimdi birleştirme işlemimizi yapmadan önce şöyle bakın. Şuradan itibaren bakıyoruz tam ortaya zincir çekmiştik zincirimizin sağında ve solunda işlemimizi yapmıştık bakınız şu kısım tam bu kısma tığımı tutuyorum ortalıyorum tam ortasındaki olan trabzanıma bir tane işaretimi takıyorum sarı işaretimizi takalım bir işaretimi taktım sarı işaretimin sağ tarafından 10 tane trabzan sol tarafından 10 tane trabzanı sayıyorum ve işaretimi ondan sonraki bölüme takıyorum Buradaki işaretimiz tam ortada duruyor. Bunu her ikisine de dahil etmiyoruz. Sarının kenarından 10, diğer kenarından 10. Hemen sayarak başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 11. trabzanımın üzerine takıyorum. Burası 11. 10 burada kalmıştı. Diğer tarafa doğru sayıyorum. İşaretimi hemen alıyorum. Bakınız işaretimin hemen yanındakinden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane de buradan saydım. 11'e takıyorum. Bu sıradan itibaren modelimizi uygulayacağımız için bakınız ortaya sarımızı koyduk. Sağından ve solundan modelimizi uygulamaya başlayacağız. Şimdi geçişimizi yapalım birlikte bütün trabzanlarımı ördükten sonra zincirimi tepe noktasına batıyorum yukarıya doğru şöyle içten batalım iki tane bölümünü almak istedim Evet şu şekilde ördükten sonra 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum İşaretimin bulunduğu noktaya kadar hiçbir işlem yapmadan tepesine batarak birebir trabzanlarımı örüyorum her trabzanım bir tane bakın zincirimi çektim hemen yanındakinin üzerine batarak örüyorum şu an arka kısımlarda hiç işlem yok işaretimizi yerleştirdiğimiz yerin sağ ve solunda işlemlerimiz yani sadece işaretlerimizin bulunduğu noktada işlemimiz var arkadan trabzanlarımızı örerek ilerleyeceğiz sadece şu kısmı çalışacağız bakınız işaretimizi taktığımız yer ve diğer kısım şöyle görelim Evet ilerliyorum ikili trabzanlarımı örüyorum Evet işaretimi taktım trabzanı ördüm bakınız Şöyle saydığım zaman yine 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bir tane daha örmem gerekmekte. Evet. Hemen tam 10 tane trabzanımız bu yöndeydi. İlk trabzanımı tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. 1 ve 2. Yandan ördüm. Şunu çekelim. Bir tane kabartımı yaptım. Yani ilk şu işlemimizi yapmış oldum. Şimdi Hemen yanındaki iki trabzanla ilgili işlemimizi çalışıyoruz. Birinci trabzanı alıyorum. Tek sefer örüyorum. Çekmeden tığımda bekletiyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum. Bir defa örüyorum. Çekmeden tığımda bekletiyorum. Her ikisini tek seferde çekiyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz her kabartıdan sonra bu işlemimizi tekrar edeceğiz. İlk önce yandan girerek bir tane kabartıyorum. İkisini birlikte alıyorum ve bir tane trabzan örüyorum. Sonra tekrar kabartı şeklinde devam edeceğiz. Bakınız, ikisini aynı anda aldım. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanı yandan giriyorum. Bir ve iki. Tekrar tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzanı. Bir defa alıyorum, ikinciyi örmüyorum, tığımda bekletiyorum. Hemen yanındakine bir defa alıyorum, tığımda bekletiyorum. ikisini aynı anda çekiyorum ve bir tane daha tek trabzan örüyorum. Tığımın başını dolayarak diğer aralığımı yapmak için yandan giriyorum. 1 ve 2. 3. kabartımızı başlattık şöyle görelim bakınız birinci kabartıyorduk ikisini aldık bir tane trabzan diğer kabartıyı ördük ikisini aynı anda ördüm bir tane düz trabzanım ördüm tekrar kabartımız ördük yine ikisini bir alıp bir tane trabzanımızı öreceğiz devam edelim bir tane örüyorum trabzanım ama bir defa alıyorum İkinci trabzanımı yine bir defa alıyorum. Her ikisini aynı anda çekiyorum. Ve yanındaki trabzanı tek olarak örüyorum. Tekrar diğer kabartılı bölümümüzü örmek üzere hemen diğer trabzanıma geçiyorum. Trabzanlarımızın her birini birer defa örmekteyiz. Bakınız kabartımı yaptıktan sonra bir ve hemen yanındaki iki aynı anda alıyorum bir tane trabzan ve tekrar kabartı örüyorum bir ve iki ikisini aynı anda alıyorum bir tane trabzanımı tek örüyorum birinci ikinci üçüncü dördüncü ve beşinci kabartımızı da bakınız bu şekilde ördük şimdi tığımın başını doluyorum Yandan giriyorum ve bir tane daha kabartımı yapıyorum ve işaretimi bulunduğu noktayı görüyorum. Bundan sonrasındaki trabzanlarımı birer birer öreceğiz. Şöyle görelim. Artık işaretlerimizi kullanmamıza gerek yok. Hemen çıkartabiliriz. Tabi dilerseniz kullanabilirsiniz. Ama çok belirleyici olduğu için modelimizin başlangıcı ve diğer bitişi. Bakınız bir kabartıyla başlıyor. Diğer kabartıyla bitiyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı trabzanımızı da yerleştirdikten sonra bu görmüş olduğumuz arayı birer birer trabzan olarak örelim ve arkada görüşelim. Evet birer birer trabzanlarımı örerek geldim. En son noktadayım. Tekrar geçişimizi yaparak örmeye devam ediyoruz. Tığımı takıyorum zincirimizin en üst noktasına gelerek batıyorum ve geçişimi yapıyorum şu şekilde sadece geçişimizi yaptım üzerine bir iki üç tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak işaretimizi yani şuradaki görmüş olduğumuz ilk kabartımızın bulunduğu noktaya kadar burayı dümdüz birer birer örerek ilerliyoruz ikili trabzan şekliyle hiç farklı işlem yapmadan dümdüz ilerleyelim burun kısmına kadar geldim bakınız ilk kabartımızın bulunduğu noktadayız arkadan birer birer ördüm hiç farklı bir işlem yapmadım İlk kabartımın olduğu yeri hemen yine yandan girerek kabartılı bir biçimde örüyorum kabartılı bir biçimde örüp yine kabarttım tığımın başını doluyorum iki tane bakınız trabzanımız vardı birincisini e, yarım olarak almıştık ve tek ilmeği indirmiştik ve bir tane örmüştük. Hemen yanına. Şimdi bu ikisini kesiyoruz. Bir defa örüyorum. Ve diğerini örüyorum. ve Tek seferde kapatıyorum. Bakınız burada da kestik ve iki tane trabzanımızı tek trabzana düşürdüm. Tığımın başında oluyorum. Yandan girerek kabartımı örüyorum. Bir sonraki arada bir defa örüyorum diğer trabzanımı tek olan trabzanımın da yine tepesine bir defa batıyorum her ikisini birer birer ördükten sonra tek seferde çekiyorum yandan giriyorum ve bakınız yukarıya doğru daralma işlemimiz gerçekleşiyor burun kısmı toparlanıyor bir defa örüyorum Diğer trabzanıma yine aynı şekilde bir defa örüyorum. 3 tane ilmeğimi görüyorum ve hepsini aynı anda çekiyorum. Yandaki kabartılı bölümümü örüyorum. Bir sonraki bakınız şu kısmı yine aynı şekilde 1 ve 2 çekiyorum. Kabartılarımızı hep yandan kabartı olarak örüyoruz. Bakın şimdiden önü güzel bir şekilde burun formuna girmeye başladı. Devam ediyoruz kesmelere ve son kesmemizdeyiz. Son kesmemizde iki iken bir yaptığımız ilmeğimizi örüyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Aynı anda çekiyorum ve yandan kabartılı bölümümü de ördükten sonra patiğimin burun kısmındaki daralma işlemlerimi yapıyorum ve gayet güzel bir şekilde görünmeye başlıyor. Bakınız yeşilimizde 3. sıramızdayız. Şimdi birer birer arkaya kadar örerek ilerleyelim. Tam arkada görüşelim. Evet en son arka kısmına yeniden geldim. Birleşme işlemimizi şu şekilde yapalım en üst noktaya batıyorum geçişimi yapıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra yine bu kısmı dümdüz örmeye başlıyorum birer birer trabzanlarımızı örelim eğer arkadaki trabzanınızda potluk varsa fazlalık varsa onu kesme işleminde yaptığımız gibi kesebilirsiniz bir defa alıp sonra yanındakini alıp birden ikisini keserek tek ilmeği düşürebilirsiniz. Bakın birer birer örüyorum. İlk kabartanın olduğu yere kadar örelim ve görüşelim. Evet yandaki trabzanlarımı örerek geldim. İlk kabartımın bulunduğu ve dördüncü sıramızdayız. Şimdi alıyorum bakınız. Yandan giriyorum. Bir defa örüyorum. Yan kabartımı. Bakın. Ve yanındaki trabzanımı keserek azalmış olduğum trabzanımı da bir defa örüyorum. Her ikisini kesiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yandan kabartılı olarak devam eden trabzanımı alıyorum. Bir defa örüyorum. Kestiğim trabzanın üzerine geliyorum. Bir defa örüyorum. Tekrar ikisini aynı anda alarak kesiyorum. Yandan ana gövdeden giriyorum. Hemen yandan diğer sırada kesmiş olduğum trabzan alıyorum her ikisini aynı anda kapatıyorum tekrar bir ve yanındaki kapatıyorum şimdi yandan ve yanındaki kapatıyorum en son trabzanımı yandan giriyorum hemen yanından bir tane trabzan alıyorum yandan bakınız hemen ilk trabzanı alıyorum ve kapatıyorum burun kısmımızı şu şekilde toparladık bakınız farklı hiçbir işlem yapmaya gerek yok gayet güzel bir şekilde toparlandı şimdi arkaya kadar gelelim ve birleşme işlemimizi yapalım patiğimizi örerek tamamladık. Şöyle göreceğimiz gibi 1 2 3 4 4 sırada işlemlerimizi yapıp bitirdik. Önden burun kısmını kapadık herhangi bir şekilde. Burnumuzun toparlanmaya ihtiyacı yok. Şöyle koyduğumuz zaman patiklerimizi. Bakınız alt kısımları birebir aynı. Şimdi bileklik ve bağcık kısmına çalışmaya başlayacağız. Burada sadece bağcık kısmımızın yönleri farklı olacağı için eee örmesi birebir aynı olan fakat sadece minik bir püf noktası olan çalışmamızı sizlere hatırlatmak istiyorum. Her ikisinin yapılışını da e, uzatmamak adına bakınız birebir aynı şekilde hazırladık. Şimdi sol ayağım için olan bakınız sol ayağım için olan patiğimi şu şekilde örmeye başladım. Dıştan başladım. Yani patiğimin ön yüzden örerek başladım. 1 2 3 4 5 5'in hemen yanından 6'ya geçeceğim yerden tırabzanlarım birer birer örerek başladım ve yine burada da aynı şekilde 5 trabzan kalana kadar ördüm ikinci sırayı da ördüm hep ön yüzden ve sonrasında 25 tane zincir çekerek üzerine ördüm ama burada dikkat etmem gereken nokta dıştan başlamıştım şimdi diğer ayağı ise aynı şekilde örüyoruz ama içten ters örerek başlıyoruz şimdi başlayalım diğer ayağı dıştan düz yönde yani şuradan başlayarak ördüm şimdi buradan sayalım 1 2 3 4 5 5 tane trabzan saydım hemen şuradan başlıyorum altıncıdan ama bakınız içten başlıyorum şuradan giriyorum gördüğünüz gibi zincirimi çektim ve ilerliyorum birer birer diğer 5 trabzan kalana kadar ilerliyorum bu kez e, yönleri Fark da düşecek. Diğerini dıştan şuradan başlayarak gitmiştim. Bu püf noktasına dikkat edelim. Bütün öreceğimiz patiklerde rahatlıkla kullanabiliriz. Yani kural budur. Birini içten, birini dıştan bu sonraki yapmış olduğumuz aşamamızı birer birer ilerliyorum trabzanlarımın tepe noktalarına batarak şurada bir trabzan yok tamam devam ediyorum Evet. Birer birer örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakınız kesme işlemimizin bulunduğu yere kadar 5 tane trabzan bıraktım. 1 ve 2 tane zincirle dönüyorum. Burayı çok fazla çekmeyelim. Potlaşmasın. Ve diğer yönü çeviriyorum. 2. trabzan üzerinden birebir bütün trabzanlarımı örüyorum. 1. sıramızı içten başlayarak ördüm. 2. sıramız dıştan devam ettik. Başlangıç yerine kadar birer birer alttaki hazırlamış olduğumuz trabzanlarımızı örelim. Sona kadar ördüm. Bakın lütfen şuradaki son zincirden olan trabzanımızı örmeyi unutmayalım. Şimdi onu örüyorum. Tepeye batıyorum. Ve bu şekilde tamamlıyorum. Bakınız her bir trabzana birer tane. Şurası sakın yanıltmasın çift değil buradaki zincirimizin üzerindeki trabzanımızı unutmayalım Evet şimdi 25 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25. 25 zincirimi çektim. Bakın şimdi hemen göstermek istiyorum patiğimizin bütün patik çalışmalarımızda bu yöntemimizi kullanabilirsin. Kesinlikle kafa karışıklığınız olmasın. Şöyle gördüğümüz gibi yönlerimiz ayrıldı. Birini dıştan birini içten ördüğümüz zaman şu şekilde patiklerimizin ilik yönleri ayarlanmış olacak. Şimdi düşünmeyi gayet rahat bir şekilde bir defa bu kuralı oturttuğunuz zaman istediğiniz büyüklükte patiklerimizde rahatlıkla örebilirsiniz. Bebeğimiz tombulsa biraz daha zincir. Çekebilirsiniz. Bazen bebeklerin ayakları toplu oluyor. Bilek kısmı dar olmasın. Ben zincirimin ölçüsünü de vermek istiyorum. Şu şekilde 25 tane zincirim karşılığı şöyle hemen üzerine alalım. Yanlışlık olmasın. Şöyle baktığım zaman 9 santim. 25 zincirimi karşılığı. Şimdi örmeye başlayalım. 1 2 3 Üç tane saydım ve dördüncüye batıyorum. Bir tane burada iki, bir trabzan ördüm, zincirden de döndüğü için iki tane trabzanımız oldu. Tığımın tamam. üzerine bir tane zincir ve bir tane daha zincirimi çekiyorum. İki zincir çekiyorum. Bir ve iki tane zincirimi atlıyorum aşağıdan. Üçüncü zincirin üzerine gelerek batıyorum. Burada bir tane ilik çalışması yapıyoruz. Eğer düğme daha küçük kullanacaksanız bir zincir çekip bir tane atlayın. Kaç zincir çekerseniz yani zaten ya bir olacaktır ya iki daha büyük düğmeler kullanılmamakta. Evet devam ediyorum. Diğer bütün trabzanları zincirlerimizi trabzan olarak örelim ve aşağı doğru inelim. Şöyle bakınız. İliğimi açtım. Şimdi uç kısma kadar zincirimi ilk başlattığım yere kadar örerek devam ediyorum. Trabzanlarımızı birer birer örerek geldim. En son bakın zincirimi ördüm. Hemen üçüncü sıramızı yani bilek kısmındaki üçüncü sıramızı örmeye devam ediyorum. Şöyle gördüğüm gibi zincirimin tamamını ördüm ve ilk trabzanıma batıyorum. İlk trabzanıma battıktan sonra birer birer devam ettiriyorum. Evet. Şöyle görelim. Bakın. Birer birer devam ettirip uç noktamıza kadar gelelim. Son trabzanıma kadar örerek geldim ve bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şu şekilde ipimi kestim ve e, beyazına geçmeden bakın şu şekilde görülmekte bağcık kısmımız ve bu kaba haliyle bu şekilde tam e, bitmiş patiğimiz. Şimdi hem kalıbına giydirdiğimiz zaman hem de beyazlarımızı e, ördüğümüz zaman çok daha şık görünmeye başlayacak ama genel e, itibariyle patiklerimizin çalışmasını bu şekilde yaparsanız özellikle bu bilek kısmıyla iliklerimizi çalıştığımız yerdeki çalışmanın aynısını tekrar ederseniz bütün patiklerimizi gayet rahat bir şekilde örersiniz. Son derece kolay aslında patik çalışması. Önde sadece burun kısmında genel işlemimiz devam etmekte. Arkada o kadar fazla herhangi bir işlemimiz olmamakta. Düz patikler için söylüyorum bu olayı. Evet şimdi beyaz ipimizi alarak üzerlerine sık iğnemizle çerçevelemeye başlayalım. Evet şimdi beyaz ipimizle kenarlarımızı dolaşalım ben düğmemi de dikmiştim sizler düğmeyi daha sonra da dikebilirsiniz hazır ipim e, iğnem iğnemde takılıydı hemen buraya düğmemi de dikiverdim evet şimdi şu kısımdan başlayalım düğmemizin hemen yanından başlıyorum ve bir zincirimi çekiyorum bakın sabitledim bir zincirim. hemen bakın direk şeklinde devam eden trabzanlarımı yandan giriyorum bir yandan giriyorum iki Diğer trabzana geçiyorum. 1. Diğer trabzana geçiyorum. 2. 3. trabzanımı da 1 2 dönüş olduğu için 3 tane sık iğne ile örüyorum. Şimdi yukarıdan birer birer trabzanlarımızın tepe noktasına batarak sık iğnelerimi örüyorum. Her trabzanımıza bu minik gözlerin içerisine bakınız. Ana gövde içerisine değil şuradaki gördüğümüz minik gözlerin içerisine batıyorum ve sıramı tamamlıyorum bütün kenarlarını çepeçevre beyazımızla örüyoruz Şimdi şuradaki bağcık kısmımıza geldim. Yine burada da aynı işlemimi yapıyorum. Tepedeki minik yerine batarak ilerliyorum. Uç kısma doğru geliyorum bakınız. İleğimin bulunduğu noktaya kadar geldim içerisine giriyorum bir ve iki tane sık iğnemi yapıyorum hemen kenardan dolaşıyorum yine bakınız trabzanımı bir iki tamamen kavrayarak örüyorum ve 3 3 tane trabzanım ördüm kenar ve diğer trabzanımın tam tepesine batıyorum tekrar zincirimin içerisine bir ve iki tane sık iğnemi örüyorum alt trabzan tepelerine batarak devam ediyorum bakınız her bir trabzanımın bulunduğu noktaya minik gözlere giriyoruz kesinlikle araya girmiyoruz bu şekilde başlangıç yerimize kadar ilerleyelim en son trabzanımızın üzerine varana kadar ördüm bakın başlangıç yerindeyim hemen bir zincir çekmiştim oraya giriyorum ilmeğimi geçiriyorum tekrar bir zincirimi çekerek ipimi kesiyorum Ve şöyle bakınız kenarlarını da beyazımızla çevirdikten sonra çok güzel bir görüntü kazandı. Zaten çok tatlıydı patiğimiz. Şimdi iplerimizi içeriye çekelim ve önüne şu şekilde süslemelerden ya da hazır ya da örgüyle bir süsleme şu kısma dikerek görüntüsünü daha da şıklaştırabiliriz. Tamamen alternatifler sizin elinizde. Evet şimdi ipleri içine çekelim ve sonrasında görüşelim. Evet şimdi düğmemizi dikmiştik zaten hemen iliğimizi de geçirdikten sonra patiğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve sizlere faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, mutluluk ve huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere hoşça kalın.